Yəni ehtimallıqnin geometrik tarifindən tanışaqmız. Quyudakı məsələdən başlayaqmız. 0-10 aralıqdan təsadüfən tanlanğan nöqtənin 5-7 aralıqqa tegishli bolish ehtimallığını toping. Hop, 0-10 aralığını sallara oxuda görəmiz. 0-10. Bunu kesmə, 0-10 kesmə. Yəni ikinci aralıq. Yani şu aralıqdan təsadüfən bir tane nöqtə alın yaptı. 5-7 aralıqqa. 5-7. 5. Ha, bu nöqtə 7 olsun. Ve bana bu aralıqqa düşüş. Tegişli boluş ihtimalliğini tapın. Yani təsadüfən bana bu 0-10 aralıqdan bir tane nöqtə tanlandı. Bunun bana bu 5-7 aralıqdan şu aralıqqa tegişli boluş ihtimalliğini tapın. Hep onu tapamız. Geometrik ehtimallığı da ehtimallığın geometrik tarafı. Geometrik ehtimallığı da bu kuyuda geçe topladı. Bana bu aralığının uzunluğunu bana bu aralığının uzunluğunu bulamız. Yani 5-7 aralığının uzunluğunu 0-10 aralığının uzunluğunu bulamız. Bu torusuzlarda kararken de o düşün, bana şimdi iş tutamız. Yani bana şu hadisanı A bulan belgilediğim bulsak A hadisanın ehtimallığı yani bana bu aralıkta tegişli buluş ihtimalliği deyin. Bu aralığının uzunluğu 7-5 taksım 0-10 aralığının uzunluğu 10-0 0 ve 2 taksım 10 yani 0-10'dan şunu da yakalım. Bu aralıktan tasadüfen tanlanan noktanın 5-7 aralıkta tegişli buluş ihtimalliği 0-10'dan 2'ye deyin iken onun geometrik Toru çizgide bir orta mesela A, B oralıqda nokta tanlayan etken olsa onun bir orta S, D S'de oralıq bana şu A, B oralıqa tegişli bulsun. Bu arada S'de oralıqa tegişli buluş ihtimalliği bana bir formülü bile tapıladı. D minus S yani şu aralığının uzunluğu taksım bana bu aralığının uzunluğu B minus A. Bu doğru çizgilerde şunu da iş kılınadı. Eğer tekstilde görürken bu şey, o halde biz yüzelerle iş görürüz. Doğru çizgilerde biz uzunluğuyla iş görürüz. Yani kesmenin uzunluğu, bu kesmenin uzunluğu bulamız. Yani ikinci meseleni görürüz. ABCD kvadratdan tasodifan tanlangan nuqtaning ABC uchburchakka tegishli bo'lish ehtimolligini toping. Va ikkinchi masala. ABCD kvadrat. Bir orta kvadrat chizamiz. A B C D. Demak, kvadratdan tasodifan nuqta tanlanyapti. ABC uchburchakka tegishli ABC deyə ona uchburchakka tegishli bo'lish ehtimolligini topamiz. Tekstilda qaraganda biz yuzalar bilan ish ko'ramiz. Yani bu ehtimolligini topish uchun demak shu ABC yuzaga tegishli bo'lish ehtimolligini aytaylik. ABCD aytaylik y bilan belgilaydigan bo'lsak, u holda bu ABC uchburchagining yuzini SABC kvadratning yuziga nisbati bo'ladi. SABCD. Buni topamiz. Uchburchagining kelinglar kvadratning tomonini A bilan belgilaylik. Bu kvadratning barcha tomonlari teng, demak barcha tomonlari A ga teng bo'ladi. Bu holda kvadratning yuzi ABCD kvadratning yuzi A kvadratga teng bo'ladi. Uchburchakning yuzi chi? Bu to'g'ri burchakli uchburchakning yuzi. Katetlar ko'paytmasini yarmiga teng. Ya'ni 1 taqsim 2 a kvadratga teng. A kvadratlarni qisqartirib olsak, 1 taqsim 2 qoladi. Demak, kvadratdan tasodifan tanlangan nuqtaning ABC uchburchakka tegishli bo'lish ehtimolligi 1 taqsim 2 ga teng ekan. Va boshqacha qilib aytganda, mana bu yerda ko'rinib turibdi, bu yuzi 2 marta kichik. Yani 1 taksim 2 geteyim. Bu yüzden kvadratın yüzgeni sıfatı.
Navbatdagi masala, üçüncü masala götürmemiz. Atılgan nayza, markazi 10 noktada ve radiusi 20 cm bo'lgan doira shaklidagi nishonning nuqtalariga teng imkoniyatda tushadi. Demak, bu bizga ma'lum, bizga berilgan. Nayzaning 10 markazli ve 10 cm radiusli doiraga tushish ehtimolligini toping. Yo'q, ikkita doira haqida gap ketyapti. Birinchisi radiusi 20 cm'ga teng. İkincisi o düşün merkezli 10 cm. İkincisinin radiusu. Demek bir tanesi 10 cm, ikincisi 20 cm. Demek bana bu nişan, katta daire nişan eken. Demek nayza sançılı yaptı, nayza atılı yaptı, bunu muhtarlara getirdim. Katta doiranın ihtiyari noktasiga teng imkoniyatli, teng imkoniyatidan tushib yotdi. Bu bizga berilgan. Endi nayzaning mana bu doiraning ichiga tushish ehtimolligini topishimiz kerak. Ya'ni bu hodisani A bilan belgilaydik. Unda uning ehtimolligini topamiz. Nayzaning bu doiraga tushish ehtimolligini topish uchun bu doiraning yuzini katta doiraning yuziga nisbatini topamiz. Bu doiraning yuzi markazi O noktada, ikkala doirani ham markazi bitta noktada. Demek bu kichik doiraning yuzi pi ko'paytiruv radiusining kvadrati 10 ning kvadrati taqsim katta doiraning yuzi pi ko'paytiruv 20 ning kvadrati teng. Pilarni qisqartirib boramiz. Qa bu yerda 100 taqsim 400, 1 taqsim 4. Demek otilgan nayzaning mana bu doiraga tushish ehtimolligi 1 taqsim 4 ga teng ekan.